İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermeni Genel Hayırsever Birliği Başkanı ABD'ye Azerbaycan'da hukuka aykırı olarak gözaltına alınan arta liderlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. 2 Eylül'de Girans öğrencileri yeni sınırdan 40 metre uzaktaki okula gidecekler. Bazı ebeveynler güvenlik konusunda endişeli. Tarık Ziya Ekinci'nin dilinden 1915 Lice ve Ermeniler. Batı Ermenistan'ın evlatları fotoğrafçı Yusuf Karş, Anahit Boyacan, Ermenice şarkı söylediğimde 7 milyon izleyici Doğu Ermenistan'da yaşanan 44 gün savaşını anında öğrendi. Bakü, heyetine karşı oy kullanan Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi milletvekillerinin topraklarına girmesini yasakladı. Gomidas Vartabet'in 155. kuruluş yıl dönümüne ithaf edilen Antun Balesi sunuldu. Ermeni Genel Hayırseverler Birliği Başkanı Berç Setrakyan, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e Azerbaycan'da yasa dışı olarak tutulan Ermeni mahkumların ve özellikle Artaç Cumhuriyeti'nin eski liderlerinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Ermeni Genel Hayırseverler Birliği, İnternet sitesinde yayınlanan mektubunda kurumun başkanı Antony Blinken'i Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e uluslararası ve insan hakları yükümlülüklerini yerine getirmesi ve haksız yere gözaltına alınan tüm kişilerin COP29 iklim konferansı öncesinde mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılması yönündeki çağrısını hatırlattı. Berç Sedrakyan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e yolladığı mektubunda şunu vurguladı: Dünya çapında, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde Ermeni Genel Hayırseverler Birliği'nin çok sayıda ve çeşitli üyeleri adına konuşuyorum. Sözlerinizin dikkate alınmamasından ve göz ardı edilmeye devam edilmesinden giderek daha fazla endişe duyduğumuzu söylüyorum. Azerbaycan güçleri geçen Eylül ayında Artsah Dağlı Karabağ saldırısının ardından 120 binden fazla Ermeni ölüm tehdidiyle birlikte ülkelerini hep birlikte terk etti. Bu sırada tutuklanan Artsah Karabağ Cumhuriyeti Hükümeti'nin 8 eski üyesi de dahil olmak üzere Ermeni mahkumlarının yakında serbest bırakılacağına dair herhangi bir haber duymadığımızı belirtmekte fayda var. Artsah Cumhuriyeti'nin 3 eski Cumhurbaşkanı Arayi Karutunyan, Bako Saakyan, Arkadi Fugasyan'ın yanı sıra diğer eski yetkililer David Babayan, Levon Mınatsaganyan, David İşhanyan ve David Manukyan bir gün içinde tutuklandı. Bunlara eski devlet bakanı, Ermeni Genel Hayırseverler Birliği Yönetim Kurulu eski üyesi ve aynı zamanda Ermeni ve uluslararası insani amaçlar için çok şey yapmış önde gelen bir hayırsever olan Ruben Vartanyan da dahildir. Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkan Berç Setrakyan'ın tüm Ermeni mahkumların serbest bırakılması yönündeki yaklaşımına katılıyor. Davuş gazetecisi Oskan Sarkisyan'ın haberine göre 2 Eylül'de Girans öğrencileri yeni sınıra yaklaşık 40 metre uzaklıktaki bir okula gidecekler. Gazeteci Sarkisyan şöyle yazdı. Girans'taki ilkokul müdürü Volodya Babinyan, köy okulunun inşaat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Binanın iç ince işleri tamamlandı. Dış cephe kaplama çalışmaları sürüyor. Okul müdürü 2 Eylül'de Giresun köyü öğrencilerinin yeni oluşturulan sınırdan yol ve duvarla ayrılan sınıra yaklaşık 40 metre uzaklıktaki okula gitmelerini umduklarını ifade etti. Bazı öğrenci velilerinin okulun güvenliği konusunda endişeleri olduğunu söyleyen okul müdürü Babinyan Okulun eski binasının viran halde olduğunu söyledi. Yeni eğitim öğretim yılında Girans köyünden 38 öğrenci yeni inşa edilen 100 kişilik okula gidecek. Tarık Ziya Ekincinin iletişim yayınevi tarafından 2010 yılında yayınlanan Lice'den Paris'e Anılar adlı kitabında 1915 ve sonrasında Lice ve Dikranagert Diyarbakır Ermenilerinin önemli tanıklıkları da yer alıyor. Tarık Ziya II. 1965 yılında Türkiye İşçi Partisi'nden Diyarbakır Milletvekili seçildi. Aynı zamanda Türk Tabipler Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesi oldu. Türk Ceza Kanunu'nun 142-1 maddesi uyarınca Kürtçülüğü teşvik etmek suçundan yargılanarak 2 yıl tutuklu kaldığı Diyarbakır Askeri Cezaevi'nde 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. O 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 5 kez tutuklandı. Türkiye Sosyalist Hareketi'nin ve Kürt halkının hak mücadelesinin önemli isimlerinden Tahrik Ziya II. 99 yaşında vefat etti. Yusuf Karş ünlü bir portre fotoğrafçısıydı. Yusuf Karş 1908 yılında Batı Ermenistan'ın Mardin şehrinde doğdu. Yusuf Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit'ten sağ kurtuldu. Akrabalarımın nasıl öldürüldüğünü gördüm kız kardeşim biz köy köy dolaşırken yorgunluktan öldü. Ailesi Yusuf'u amcasının yanında yaşaması için Kanada'ya gönderdi. Karş hayatının geri kalanını Ottawa'da geçirdi. Amcası Yusuf'a ilk fotoğraf makinesini verip onu eğitimi için Ermeni fotoğrafçı John Garo'nun yanına gönderdi. Yusuf Karş burada fotoğraf sanatını mükemmelleştirdi ve ardından bağımsız çalışmaya başladı. Yusuf Karşın eserleri arasında Winston Churchill, Ernest Hemingway, Rahibe Teresa, Walt Disney, Audrey Hepburn, Muhammed Ali, Fidel Castro ve Divine Eisenhower'ın portreleri yer alıyor. Fransalı Ermeni şarkıcı Anahit Boyacan, Fransız müzik projesi Duvays'ta yer alma deneyimiyle Doğu Ermenistan'ı ve 44 gün savaşını anlattı. Anahit çocukluğundan beri bu yarışmaya katılmak istediğini ancak hangi şarkıları seslendireceğine karar veremediğini itiraf ediyor. Ancak 2021'in başlarında Artsakh Savaşı hala sıcakken Anahit projeye katılmaya ve öfkesini ve hayal kırıklığını ifade etmek için Ermenice şarkı söylemeye karar verdi şarkısı aralarında Ermenistan hakkında sorular sormaya başlayan 7 milyon izleyicinin de bulunduğu milyonlarca insanı etkiledi ve ilgisini çekti. Anahit Fransa'da pek çok kişinin Doğu Ermenistan'da olup bitenlerden haberi olmadığını savaş hakkında bilgi vererek Ermenice yorumunun büyük ses getirdiğini söylüyor. Anahit şarkılarının sadece müzik değil hikaye olduğunu belirtiyor. Ona göre sürgündeki diasporada Ermeni olarak kalmak zordur ve bu mücadele eserlerinde de dile getirilir. Birçoğu Doğu Ermenistan'ın durumuyla ilgilendi ve Boyacan onları ülkeyi ziyaret edip durumu kendi gözleriyle görmeye çağırdı. Anayite göre Ermeni kalmak ve Ermenice şarkı söylemek yalnızca kültürel kimliğin korunması değil, aynı zamanda günlük zorlukları aşan güçlü bir ifadedir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinde Azerbaycan heyetine karşı oy kullanan kişiler Azerbaycan'da istenmeyen kişiler (persona non grata) listesine alındı. Azerbaycan medyasına göre Bakü Dışişleri Bakanlığı basın servisi başkanı Ayhan Hacızade, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi Frank Schwab'ın Bakü'ye yönelik açıklamaları hakkında yorum yaparken Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ndeki Azerbaycan heyetinin görev süresi yeniden sağlanana kadar bu kişilerin Bakü topraklarına girişinin yasak olduğunu söyledi. Hacizade bu bağlamda Bakü'de siyasi istikrar ve ilerlemeden söz etti. O, Bakü'nün kurtuluş olarak adlandırdığı artsahı işgal etmek için attığı adımların ve Azerbaycan'ın bağımsız politikasının Şivab'ı gibi kişilerin sinsi niyetleriyle örtüşmediğini sözlerine ekledi. Daha önce Şivab'ı, Bakü'nün Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi milletvekillerine uzun yıllar rüşvet verdiğini ve siyasi tutukluları serbest bırakması gerektiğini açıklamıştı. Alexander Spendaryan adını taşıyan Ulusal Akademik Opera ve Balet Tiyatrosu sahnesinde Gomidas Vartabet'in 155. doğum yıl dönümüne ithaf edilen büyük bir gala gerçekleşti. 26-27 Eylül günlerinde Ulusal Akademik Opera ve Balet Tiyatrosu'nda Antoni Balesi sunuldu. Mumun titreyen ışığı gizemli gölge figürlerinin ana hatlarını çiziyor. Antoni düşünceli. Ermeni notası hazlar nasıl canlandırılır? Ataların müzik yazıları nasıl hayata geçirilir? İşte balet, opera ve balet tiyatrosundan bunu anlatıyor. Besteci Edgar Ovanisyan, müzik direktörü ve orkestra şefi Garen Durgaryan, kareograf Bale Meister Maxim Mardirosyan, Ballet Meister Susanna Mardirosyan, sahne tasarımcısı Minas Avedisyan, resim sanatçısı Narek Avedisyan. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.